bu araya gireyim. Şimdi siz 2011'den beri kardeşlik hukuku dediniz. Ben size o yıllarda hatırlıyorum. En cezaevi komisyonundaydınız ve en çok cezaevi ziyaret eden herhalde o komisyon nedeniyle milletvekiliydiniz. Şimdi evet. Cezaevinde bir milletvekili var. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay. Bugün Yargıtay bir karar verdi ve Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacağını söylemekle birlikte Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi aradan 12 sene geçti. Ve kurultayda en çok yapılan eleştiri, Özgür Özel'in bizim programda da yaptığı, kurultayda da yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimini CHP'yi bir tür aktivizmden, hem de toplumsal aktivizmden geriye çektiği eleştirisiydi. Şimdi bugün Yargıtay kararı, ki ben de darbe dedim, yargı darbesi dedim. Pek çok kişi öyle tanımlıyor. Bundan sonra ne yapacaksınız? Yani değişimden sonra, değişim sürecinden sonra yeni yönetiminiz buna nasıl tepki verecek? Çünkü bir parlamento üyesi olarak aynı zamanda size sormak en doğrusu. Bu konularda da en tecrübeli, dediğim gibi daha önceki cezaevleri sürecinden de. Ne yapacaksınız? Şimdi Barış tabii ki bir basın açıklamasıyla geçiştiremeyecek kadar önemli bir konu. Şu anda ben kapalı grup toplantısını bırakıp geldim. Orada şu anda genel başkanımız konuşuyor. Nereye bir tartışma olacak şimdi. Bir arkadaşlarımızın görüşlerini alacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir yol haritası çizecek. Tabii sizin ifade ettiğiniz gibi aslında bu yaşadığımız olan bir devlet krizi, bir yargı kriziyle Türkiye karşı karşıya. Yani bu kararı mutlaka okumuşsunuzdur. Siz de çok tecrübelisiniz. Bu kararda birkaç aslında meydan okuma var. Yani sınır aşma var, aşma var. Birincisi meclise karşı meydan okuyor, ayar vermeye çalışıyor. Siz bu kararı niye okumuyorsunuz? Niye milletvekili düşünmüyorsunuz diyor. İkincisi Anayasa Mahkemesi'ne, hem Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyor. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar herkesi bağlar, beni bağlamaz diyor. Ve çok daha ilginç bir şey var. Çok daha ilginç bir şey var. Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılanması gerekir diyor. Bu bizim, siz çok iyi hatırlarsınız, siz çok bizzat yaşadınız. Yani FETÖ, AKP ortaklığında bile bu tür şeyler yaşanmamıştı. Kozmik Uda vesaire, yani Genelkurmay Başkanı ve karargahının terör örgütü suçlaması dahi bile ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yeni siyaset anlayışıyla, yeni siyaset yapma biçimiyle bunu bir basın açıklamasıyla ya da bir kınamayla geçiştirmeyecektir. Birazdan alınan kararları hep beraber birazdan duyacağız. Bu konuda hem meclis başkanının hem diğer siyasi partilerin harekete geçmesi lazım. Peki Sayın Ağbaba, basın açıklamasıyla geçiştirmeyeceğiz dediğiniz noktayı biraz açalım. Yani tepkinizi meydanlara taşıyacak mısınız? Yoksa bugüne kadar hani hep şu eleştirildi ya, hayır yapmayacağız çünkü birilerinin işine yarar. Hani yine bu devam edecek mi? Görüntünüz gitti. Hah, geldi. Evet, buyurun. Şimdi şunu ifade edelim. Tabii ki bu bir işte efendim bu eylem yaparsak AK Parti'nin işine yarar vesaire bir düşünce hakim değil. Şimdi arkadaşlarımız konuşuyor, tartışıyor. Genel başkanımız biraz önce kapalı grubu topladı. Ben de yaklaşık 25 dakika o kapalı grupta kaldım. Sizin yayınınıza geldim ama yarın bu grupta grup toplantısından önemli kararlar çıkacağını biliyoruz. Olağanüstü bir grup toplantısı yapıldı saat 9'da. Bunun ciddiyetinin farkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve grubu. Bunun bir devlet krizi, bir yargı krizi, bir darbe girişimi, aslında hep AK Parti'nin çok kullandığı bir deyimdir. Her şeye bir darbe girişimi ismini takar ama bu Anayasa Mahkemesi'nde, mecliste de bir açık darbe girişimidir. Meclisin bunun gereğini yapması için uğraşacağız. Ayrıca sokaksa sokak, eylemse eylem, bu karar verenlerin yanlarına bırakılmayacak kadar önemli bir karar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da atmış olduğu tweet'te de buna yani bunun bir sorunlu bir karar olduğunu ifade ediyor. Umuyorum hem Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı kendine yapılmaya çalışılan talimat vererek, meclise talimat vererek bir karar uygulaması çağrısına gereken evet. cevap verecek. Peki. Biz de siyasi fikri görüşü ne olursa olsun eğer bir hukuksuzluk varsa, bir haksızlık varsa buna karşı meydansa meydan, sokaksa sokak,
başka tür bir eylem biçimi ise o eylem biçimlerini hayata geçireceğiz. Peki, gerekirse sokağa da ineceğiz diyorsunuz. Son iki dakikamda size madem kurultayı konuştuk, şimdi biz bundan sonra da yansımalarını ve devamlı konuşacağız. Ya çok konuşulan bir görüntü yansıdı kameralara, çok da paylaşıldı. O yüzden size de sormak istiyorum. Ali Mahir Başarır'ın sevincini yaşadığı dakikalar, kendisine de sorduk burada yayınımıza katıldığında. O da ben duygularımı yüksek yaşayan biriyim, genel başkanımıza bir saygısızlık yoktu asla dedi. Hatta kızlarının ondan habersiz Kemal Kılıçdaroğlu'yla mesajlaştıkları, program yaptıklarından vesaire de bahsetti. Ne yaşandı orada? Şimdi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ne Ali Mahir Başarır, ne Veli Ağbaba, ne de herhangi bir partiye üyemiz saygısızlık yapmayı aklından bile geçiremez. Ona karşı hala çok saygılıyız, çok bağlıyız. Hepimiz üzerinde hakkı var, hukuku var, emeği var genel başkanımızın. Orada sonuçlar açıklandı, açıklanmadı. Bir stres, bir heyecan vardı. Ben de tam divanın önünde sonuçları almıştım. Seçim sonuçlarını hem divan hem genel, yeni seçilen genel başkanımızı bekliyorduk. Ali Mahir bir heyecanla geldi, yanıma doğru geldi. Böyle bir coşkuyla geldi. Bana sarılmaya çalıştı. Ben de Ali Mahir bir düşmana karşı savaş kazanmadık. Bir genel başkanımızla iki genel başkan sevdiğimiz yarışıldı. Lütfen sakinleştirin ve sonra arkasından uyardı ve sakinleşti Ali Mahir. Yani bu genel başkana karşı bir saygısızlık değil. Öyle algılanması da hakikaten üzücü. Ben buradan da söylüyorum. Eğer burada kırılan birileri varsa başta genel başkan olmak üzere hem kendi adıma hem Ali Mahir adına hem arkadaşlarımız adına da özür diliyorum. Yani bu hakikaten abartılığı gibi bir şey değil. Bu o stresle, o heyecanla Ali Mahir Başarır'ın belki elinde olmadan yapmış olduğu bir davranıştı. Ben de hemen bana sarılır sarmaz sakin ol, yapma, sakin ol başkanım dedim. Yapma hakikaten, mı dediniz? Efendim? Yapma mı dediniz? Sakin ol dedim çünkü orada herkesi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Kurultayla başka olaylar da oldu. Başka arkadaşlarımız da işte bazen Özgür Özel'e, bazen başka arkadaşlarımıza da çok sert şeyler söyledi. Gittim onlarla konuya girdim. Peki. Yapmayın, yol yürüyeceğiz dedim. Beraber olacağız dedim. Yani genel başkanımız bizim gözümüzün nuru, göz bebeğimiz. Yani onu incitmek evet. Ne aynı aklına gelir, ne benim aklıma gelir. Peki. Hiç kimsenin aklına gelemez. Genel başkanımız bizim üzerimizde hakkı, hukuku olan biridir. Kemal Bey, sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu incitmek, üzmek, kırmak aklımıza gelecek. Peki. En son şey. O grup başkan vekilliğini yaptı, ben genel başkan yardımcılığını yaptım. Bundan sonra da o bizim büyüğümüzdür, o bizim gönlümüzdeki liderimizdir. Ona karşı bir saygısızlık yapmak mümkün değildir. Peki. Ama o kurultayda çok farklı şeyler yaşandı. Sadece bu görüntünün ortaya çıkması da tartışmalı bir durum. Kurultayda başka arkadaşlar da sertleştirir, onlar da sakinleştirdiğimi söylemek istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani o görüntüyü sarılanla da sarılınanla da konuştuk, konuyu kapattık. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Selamlar, saygılar. Evet, biz bir molanın ardından devam edeceğiz.